Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Vitik tepkimesi ile ilgili sorularımız var. Bunları yapalım. Şimdi birinci soru şöyle. Vitik tepkimesini kullanarak aşağıdaki alkenler nasıl elde edilir? Şimdi 7 tane şıkkımız var. Bunları tek tek yapalım. Birincisi, hemen şuradan A şıkkında şöyle ayırdığımızı düşünelim. Şu kısmı CH3 I şeklinde, yani alkil halojenür şeklinde düşünüyoruz. Önce bundan bir fosfor yelür elde etmemiz gerekiyor. Fosfor yelür için trifenil fosfin kullanıyorduk. C6H5 3P. Bu birinci adım. İkinci adımda da ne kullanıyorduk? Bir alkil lityum veya fenil lityum kullanarak Rli ile gösterelim bunu. Bu maddeyi fosfor yelüre dönüştürüyoruz. Evet, buradan elde edeceğimiz fosfor yelür ne olacak? CH2 eksi, bu fosfora bağlandı, bu artı, C6 H5'ten 3 tane. Şimdi fosfor yelür keton ya da aldehitlere bağlanıyordu. O zaman şuradan ayırmıştık. Bu tarafı alkil halojenür yaptık. Bu tarafı da keton olarak düşüneceğiz. Yani C6 H5 C çift bağ O ve de şurada bir CH3 var. Bununla birleştiğinde İstediğimiz bu maddeyi elde etmiş olacağız. Hemen B şıkkına bakalım. Burada da yine şu çift bağdan ayırırsak şu tarafı alkil halojenür olarak düşünebiliriz. O zaman CH3, CH2, BR diyelim bu sefer. Bundan fosfor yelür elde etmek için birinci aşamada trifenil fosfini C6H5 3P, ikinci aşamada da Rli'yi kullanarak fosfor yelürü elde ediyoruz. Yani CH3, CH eksi yüke sahip, buradaki karbon fosfora bağlandı. Fosfor da artı yüke sahip. Şimdi bu fosfor yelür şu kısım çift bağ O şeklinde, yani keton olacak. Onu da yazalım. C6, H5, C çift bağ O, CH3. Bu yapıya bağlandığında B şıkkında istediğim maddeyi elde etmiş olurum. Şimdi C şıkkını da yapalım. C şıkkında da şuradan ayırdığımızı düşünürsek yine şu tarafı alkil halojenür olarak alalım. Yani CH3I dersem ben ona, yine şu aşamadaki aynı şeyleri kullanıyorum aslında. C6H5 3P, yani trifenil fosfin ve alkil lityumdan ne elde ediyoruz? Fosfor yelürümüzü elde ediyoruz. Şimdi bu fosfor yelürü de şuradaki şu kısımda ketonum olacak benim. C çift bağ O, CH3, CH3. Buna bağladığımda şu C şıkkında istediğim ürünü elde etmiş olurum. D şıkkıyla devam edelim. Şimdi D şıkkında bunu elde etmek için yine şuradan ayırdığımızı düşünürsek şu kısım yine ne olacak? CH3I. Yine demin yaptığımız gibi trifenil fosfin ve de alkil lityum kullandığımda CH2 eksi ve P, yani fosfor yelürümü elde ettim. Şimdi buna şuradaki ketonu bağlayacağım. Keton da neresi olacak? Evet, burası ve çift bağ O. Bu ketona bağladığımda D şıkkındaki ürünü elde ederim. E şıkkına geçelim hemen. Şuradan ayırdığımızı düşünelim. Şu kısım benim alkil halojenürüm olsun. Yani CH3, CH2, CH2, BR. Buradan fosfor yelürü elde edeceğim. Trifenil fosfini kullanarak ve de alkil lityumu kullanarak CH3, CH2, CH eksi yüke sahip, fosfora bağlandı. Fosfor artı yüke sahip. Evet, bu bizim fosfor yelürümüz. Şimdi fosfor yelür de neye bağlanacak? Bunu elde etmem için şurada çift bağ O. Yani C çift bağ O. Buna bağlı ne var? CH2, CH3 ve de bu karbona bağlı CH3 var. Bu da benim ketonum. Bu ikisi birleştiğinde E şıkkında aradığımız ürünü elde ederiz. Şimdi F şıkkı için de şuradan ayırdığımızı düşünelim. O zaman şu kısım benim alkil halojenürüm olsun. Yani CH2, şuradan yazıyorum. Çift bağ CH, sonra CH2BR.
halojenür, trifenil fosfini, C6H5-3P ve alkil lityumu kullandığımda fosfor yelürü elde edeceğim. CH2 çift bağ, CH, şuradaki CH eksi yüklü fosfora bağlanır ve böylece fosfor yelürü elde ederim. Fosfor yelürümüz burada kalan yapıya bağlanacak. Hemen bakalım. C6H5 C çift bağ O hidrojen dediğimde evet bir aldehit kaldı. Bu aldehite bağlandığında F şıkkındaki ürünü elde ederiz. G şıkkı için de şuradan ayırdığımızı düşünelim. Bir taraf benim neyim olacak? Alkil halojenürüm olacak. Alkil halojenürüm o zaman C6H5 CH2 BR bir tanesi. Diğerini de seçebiliriz. Bütün şıklar için bu geçerliydi. Fark etmez. Diğer tarafı da alkil halojenür olarak seçebiliriz. O zaman diğer tarafta keton ya da aldehit olarak kullanılacak demektir. Şimdi C6H5-3P trifenil fosfin ve alkil lityumu kullandım. C6H5-CH eksi fosfora bağlandı ve böylece fosfor yelürümü elde ettim. Şimdi bu fosfor yelür neye bağlanacak? Kalan diğer kısma yani C6H5 hidrojen de vardı. Çift bağ O dediğimde bu da bir aldehit. Buna bağlandığında bu ürünü elde ederiz. Şimdi ikinci sorumuz da şöyle. Trifenil fosfin epoksitlerin alkene dönüştürülmesinde de kullanılabilir. Burada bu reaksiyonu görmekteyiz. Bu reaksiyon için bir mekanizma önermemiz isteniyor bizden. Epoksiti vermiş, trifenil fosfini vermiş. Sağ tarafa baktığımızda şurası CH3 ile hidrojen yer değiştirmiş. Burada bir dönme olmuş. Şimdi fosfor şu karbona bağlanırken bu bağda bu tarafa doğru açılacak. Hemen oluşan yapıyı çizelim. Karbon, evet C6H5, hidrojen buraya fosfor bağlandı. Oksijen bu tarafa doğru açıldı bu karbona. Evet oksijen eksi yüke sahip. Sonra bu karbona ne bağlı? Hidrojen ve CH3 bu şekilde bağlı. Son yapımızda hidrojenle CH3'ün yer değiştirdiği burada dikkatimizi çekiyor. Bu nasıl olacak bunu göreceğiz. Şimdi fosfor buradan bağlandığında artı yüke sahip ve fosfora bağlı olarak ne var? C6H5'ten 3 tane de var tabii ki. Şimdi bu oksijenle fosforun birbirine bağlanması için bu karbondaki bağlı gruplar kendi içinde dönüyorlar. Döndüğünde şöyle olacak. Birinci karbonumuz aynen duruyor. Buna C6H5 bağlı, hidrojen bağlı, fosfor bağlı, C6H5 3 tane. Şimdi bu fosfor oksijene bağlanacağı için burası döndüğünde oksijen aşağı doğru dönerken CH3 arkaya, hidrojen de öne gelecek. Yani şöyle olacak. CH3 ve de hidrojen. Şimdi bu yapıyı elde ettik. Fosforla oksijen birbirine bağlandı. Şimdi buradan devam edecek olursak bu bağ burada bir çift bağ oluştururken oksijen de fosfora şu bağdan bağlanacak. Şimdi yapımızı tekrar çizelim. C6H5 hidrojen trifenil fosfin oksit buradan ayrıldı. Ne kaldı? Şimdi burada bir çift bağ oluştu. Karbon, sonra CH3 ve de hidrojen trifenil fosfin oksitte ayrıldı dedik. Böylece şuradaki ürünü elde etmiş olduk. Yani trifenil fosfini kullanarak epoksitlerden de alken elde edebiliyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.